Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Apple'ın en son modeli Apple iPhone 6 Plus ve bir diğer yan tarafımızda da Vodafone'un en son modeli Vodafone Smart 6 Ultra 6 modelleri yanında. Telefonun ilk dikkatimizi çeken özelliklere baktığımızda iPhone 6 Plus'la eşdeğer benzerlikte olduğu ön plana çıkmakta. Ekran işlerine baktığımızda ikisinin de ekran inci 5,5 inç. Kameralara baktığımızda iPhone 6 Plus'ta kameramız sol tarafta, sağ tarafında bir lensimiz bulunmakta. Flash lensimiz, destekleyicisi. Vodafone Smart 6 modeline baktığımızda kameramız sağ tarafta, sol tarafında destekleyici bir lensimiz bulunmakta. Hologramlarına baktığımızda Vodafone'un amblemi, Apple'ın amblemi eş duvar. Bu metal görünümlü plastik kasa, bu ise metal bir ürün. Ha, bu telefonda ısınma olmuyor. Oyun severler, oyun performansı yüksek olsun, fiyat aralığı benim için hiç önemli değil diyorsa iPhone 6 Plus'ı rahatlıkla alabilir. Özellikle donma, kasma, yavaşlama, telefonda ısınma gibi durumlar söz konusu olmuyor. Ama donma, kasma tabii ki oyunların durumuna göre ve GSM operatörünüz özellikle Wi-Fi'de bağlantısı da olabilir. İnternet üzerinden oynanan online oyunlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi telefonun arka dizaynları bu şekilde. Artı şu çizgi olayına baktığımızda burada o çizgimiz yok. Ama dediğim gibi ebat boyutlarına baktığımızda Apple'ın tabii ki daha parlak olması ayna görevi de yapıyor. Ama Vodafone Smart 6 modelinde bunu yapmamış. Hologramlara baktığımızda o kadar da göz yormuyor. Sempatiklik olarak baktığımızda kendi amblemini kullanmış. Apple'da kendi amblemini. Farklı amblemler olabilir miydi? Olabilir. Sonuçta Smart 6 Vodafone'un çıkarmış olduğu en son model telefondur. Bu şekilde kenar inceliklerine baktığımızda telefonun iPhone 6 Plus'la tuşlara baktığımızda kulaklık girişi iPhone 6 Plus'ta alt tarafta. Vodafone Smart 6 modelinde üst modelde. Şöyle inceliklerine baktığımızda telefonlar bu şekilde. Ha, bu telefonu alabilir miyiz? Sonuçta 1000 TL altında Vodafone Smart 6 Ultra 6. 1000 TL altında alabileceğiniz akıllı cep telefonu. Şarj soket girişleri bu şekilde. Burada hoparlörü bakalım. Burada bu şekilde. Şöyle. Yani şunu şu şöyle gösterirsek daha aydınlatıcı olacaktır. Hangisi telefon yere düşünde kırılır? Şu metal görünümlü plastik. Ürün plastik. Bunu ekstradan belirteyim. Ses bile farklı çıkıyor. Bu şekilde. iPhone 6 Plus'ımızın ekranını açalım. Şimdi ekran çözünürlüklerine şöyle bakalım. Ekran parlaklıkları en üst seviyeyi açalım. İki telefonda da ekran parlaklığını en üst seviyede açtık. Parlaklık düzeyi bunda da en üst seviyede. Bir joystick tuşumuz var. Ekran çözünürlükleri, ekran parlaklığı en yüksek seviye açtığımızda biraz daha görüntü kalitesine baktığımızda arka fonla da alakalı. Burada bizim kendi çekmiş olduğumuz bir resim bulunmakta. Biz ekran parlaklığını orta segmente alalım şöyle. Orta segmentte hem bizim açımızdan hem de çekim kalitesi açısından daha iyi olacaktır. Parmak izleyici okuyucumuz var bu şekilde. Telefonun biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Kameralarına baktığımızda iki telefonun da iPhone 6 Plus'ın kamerasının 8 megapiksel, Vodafone Smart 6 Ultra modelinin de 13 megapiksellik bir arka kamerası var. 1.2 ön kamerası var. iPhone 6 Plus'ın 5 megapiksel ön kamerası var. Ayrıca iPhone 6 Plus'ta LED bildirim yok. Vodafone Smart 6 modelinde ekran kapalı olduğunda şurada gördüğünüz menü tuşu yanıp yanıp sönüyor. LED bildirim bu şekilde. Bunu ekstradan buraya bir uygulama yüklemişler. Telefonların RAM'lerine baktığımızda iPhone 6 Plus'ta 1 GB RAM var. 1 GB RAM'imiz bulunmakta. Vodafone Smart 6 modelinde 2 GB RAM'imiz var. Ayrıca bu telefon çift çekirdekli. Bu ise 8 çekirdekli. Bunu da ekstradan belirteyim. Bunlar çok önemli. Telefon hızlarına göre. Ama tabii ki diyeceksiniz Vodafone Smart 6 mı iPhone mu? Tabii ki bunun kıyaslaması, karşılaştırması mümkün olmayan bir durum söz konusu olduğu için bu telefon 3000 TL'ye kadar alınca 3000 TL üstü. Bu telefon ise 1000 TL altında. Ayrıca bu telefonun 16 GB dahili hafızası var. Telefona hafıza kartı takıp şurada yanda gördüğünüz hafıza kartı takıp 128 GB'a kadar
artırabiliyorsunuz. iPhone modellerinde hafıza kartı takılmıyor. 16 GB, 64 ve 128 GB dahili hafızalı ekstra olarak satılıyor. Yani bu telefonlarda ya 16 ya 64 ya da 128 GB'lı almanız gerekiyor. Home tuşuna basarak penceredeki, arka pencerede çalışan uygulamaları kapatıyoruz. Burada ise Vodafone Smart 6 modeline sağ altta bir kare kutumuz var. Burada daha önce açmış olduğumuz uygulamaları kapatıyoruz. Bu şekilde uygulamalar. Ama bu telefonları şimdi ilk akla gelen fiyat. Bir yanımızda, solumuzda iPhone 6 Plus, sağ tarafımızda Vodafone Ultra 6. Smart 6. Yani şu an bu telefonun benzerliğiyle ön planda olması bu telefonu almamız için bir neden mi? Sonuçta yani buradaki bizim amacımız biri farklı kesime hitap ediyor. Bir telefon ise farklı kesime hitap ediyor. Hemen hemen bu iPhone 6 Plus'a verilen parayla 4-5 tane Vodafone Smart 6 modeli alınabiliyor. Sonuçta bu telefon Android. Google Play'den milyonlarca uygulamayı ücretsiz indirebiliyorsunuz. iPhone'da ise Apple Store'den uygulamaları ücretsiz indirebiliyorsunuz. En fazla uygulamayı nereden indirebilirim diye sorarsanız tabii ki en fazla uygulamayı Android tabanlı Google Play'den daha fazla, milyonlarca. Bunu da ekstradan belirteyim. Yani burada daha fazla uygulama indirebiliyorsunuz. Ayrıca mesajlaşma konusuna baktığımızda mesaj yazma durumu ön planda olduğunda mesajlara girelim şöyle. Klavyede titreşimi siz kendiniz de ekstradan açabiliyorsunuz. Vodafone modelinde, Vodafone Smart 6 modelinde. Ama dokunmatiği biraz iPhone'a göre kıyaslarsak dokunmatiği kötü. Yani kötü derken iPhone'a göre. Bunun mesajlaşma durumuna baktığımızda Vodafone Smart 6 modelinde. Yani dersiniz bu telefonu ben iPhone 5 kullanıyorum. Vodafone Smart 6 beni mutlu eder mi? Ya bunu ekstradan söyleyeyim. Bunu kesinlikle söylemeyin. Çünkü fiyat performansı çok önemli. Piyasada o kadar çok bu telefonlardan almak isteyen, özellikle şu iPhone 6 Plus'tan almak isteyen var ki anlatamam. Yani sonuçta Android kullanıyor. Android kullanan iOS işletim sistemini kullanabilir mi? Kullanıcısından kullanıcına göre değişiyor. Ama gördüğüm, ekstradan şunu belirteyim size. Benim özellikle gördüğüm Apple kullanıp da Android'e geçenler gerçekten de vazgeçemiyorlar. Memnun kalıyor. Çünkü bu telefondan müzik, resim, video, bilgisayara bağlantı gibi durumlar söz konusu olduğunda mağduriyet söz konusu oluyor. Uğraşıyor ama Android telefonlarda USB kablo aracılığıyla istediğin işlemi hızlı bir şekilde yapabiliyorsun. Bu da çoğu kullanıcının hoşuna gidiyor. Hoşuna gitmesi de durumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Ama şimdi şu var. Bazısı diyor ki ben o kadar para yüklüyorum. O kadar para veriyorum bu telefona. Benim gerçekten isteklerimi karşılıyor mu? Ama şu var. İstekler başında bu telefonun dünyada en çok satılmasındaki en büyük etken telefonun iCloud, yani güvenlik sistemi, Apple şifresi, bunda Gmail şifresi, Android tabanlı telefonda Gmail şifresi olması, Apple şifresi, bu her türlü sıfırlayıp kullanabiliyoruz. Ama Apple kendi modellerinde iCloud kurarak telefonun başkasını kullanmasını otomatikman engellemiş oluyor. Bu çok güzel bir uygulama. Zaten çoğu kullanıcı özellikle bu telefonun daha güvenli, daha güçlü güvenlik önlemleri sahip olduğu için özellikle bu telefonu tercih ediyor. Yani telefon iCloud olduğunda iCloud.com'dan telefonu çalındığında, kaybettiğinizde, herhangi bir durum başınıza geldiğinde oradan bir bildiri yaparak telefonu otomatik olarak kullanıma kapatabiliyorsunuz. Android modellerde de öyle bir durum söz konusu ama Android modellere şöyle bir sıkıntı, telefonlara e-mail atıp tekrardan başkaları kullanabiliyor. Ya hatta farklı şeyler de olabiliyor. iPhone'da öyle bir durum söz konusu değil. Parçalarını değişimi yaparlar. Dünyanın her yerinde oluyor bu. Bunu ekstradan dikkat edelim. Telefona güvenlik önlemleri siz kendiniz mümkün olduğunca telefonda özel bilgilerinizi tutmamanız için biz çoğu abonelerimize yardımcı oluyoruz. Özel bilgilerinizi özellikle tutmayın. Çünkü mağduriyet çok oluyor. Bunu ekstradan belirteyim. Ayrıca iPhone modellerinde biliyorsunuz. iPhone'dan iPhone'a Bluetooth yoluyla gönderme oluyor. Başka türlü uygulama gönderme sorunu var. Mesela bu Android'den iOS'a Bluetooth yoluyla bir şey gönderme olmuyor. Bunu da ekstradan belirteyim. Farklı özellik uygulamalardan dikkatimizi çeken var mı diye baktığımızda telefonun hep aklımıza gelen, telefonun fiyatı. Ve telefonları şöyle tekrar arka aşamalarına geldiğimizde çoğu insan özellikle şu telefonların ısınma durumlarına baktığında bu ısınma durumları gerçekten çok ön planda.
Çünkü akıllı cep telefonu alacak olanlar bunlara dikkat ediyor. Telefonla konuşma, mesaj açma, sosyal ağda gezinme, oyun oynama, özellikle oyun oynayanlar, müzik dinleyenler kullanıcıdan kullanıcıya göre değişkenlik gösterdiği için bizler de sizlere burada amacımız yardımcı olmak. Sonuçta bir tarafta iPhone 6 almak isteyen veyahut da iPhone 6 Plus almak isteyen var. Fiyatı 3000 TL ve üzerinde. Bir tarafta ise normal orta segmentte 1000 TL altında akıllı cep telefonu almak istiyorum. Alınabilir mi? Alınabilir. Batarya durumuna baktığımızda iPhone 6 Plus'ın şarjının Vodafone Smart 6'ya göre 2 kat daha uzun gittiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Ve en güncel sorularınızı videoların altına konuyla alakalı sorularınızı yazarsanız hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim burada amacımız sizlere yardımcı olmak. Hoşça kalın.